Mezarıma kapanıp ağlaman, yarim yarim diye ağlaman. Bekle burada. Bak, arka koltukta hastamız var. Acil gitmemiz lazım. Sus, konuşma. En arabadan, çabuk. Ne yapıyorsun sen ya? Arabada hastamız var diyoruz, anlamıyorsun. Arabaları arayacağız. Üzerinizde kıymetli eşyalarınızı verin. Hemen, çabuk. Bana bak la. Sen buraya bak. Ben arkadaki arabayı arayacağım. Yürü. 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 Ben arabadan, çabuk! Eliyi sürersen kızacaktım ama vazgeçtim. Aslında arama yaparken bana dokunanı vururum. Ama senin için bir ayrıcalık yapacağım. Bana bakın la. Hasta taşıyan araç geçsin, bırakın. Ben burayı biraz daha arayacağım. Bana bak ula. Ula bu ailenin saçının teline helal gelsin. Yılanın deliğine de gitsen bulacağım seni. Ondan sonra da... Geç sen de kontrol noktasında bekle. Kımıldarsa vururun iti. Nereye bakıyorsun sen? He? Bak, bırak bizi gidelim. Ben avukatım. Bırak bu iş büyümesin. Avukat, orasını biliyoruz canım. Bir de biz senin savunmanı alak bakalım. Avukat, yere bakalım. Seni bir mahkeme eder. Yere! Bırak ulan beni. Yere! Bırak lan! Yere! Bırak beni! Yere. Yürü. Yürü. Bana bakın lan, nöbet sizde ha. Ben avukatı iyice bir arayacağım. Arabaları gönderin geçsin. Yürü. 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 Yürü bakalım. Yürü. Gözünü seveyim Mürsel, kendine gel. Başımıza gelmedik kalmadı. Hanemiz para para oldu. Evimin direği.
kızım seni. Koyup gitme bizi. Yeri. Yeri. Murat Bey be. Yeri. Yeri. Dur bakalım. Çok güzel kokuyorsun. Çekil lan. Pudradır he. Güzellik ne olsun? Güzel olsun. Kafayı çalıştır avukat. La daha başında piyango be. Her zaman böyle fırsat çıkmaz. Dur debelen ne kız? Bırak lan beni. Bırak lan beni. Dur debelen ne kız? Ne oluyor? Ben uyu dediğim zaman uyu. Ya, iyi misin? İyi. Babama götür beni. Babama götür ne olur. Senden nereden çıktın? Bana baba okuma lan! Kimsiniz? Biz örgütün... Yapma ya! Siz örgütten falan değilsiniz. Kimsiniz söyle! Emir içeriden geldi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şuraya bak ya. Şu bataklığa bak. Her türlü hayvan var. Vaktim olsaydı seninle oynardık. Seni öyle bir konuştururdum ki. Ama dua et ki acelem var. Bas, bas, bas! Abi zehir gibi soğuk abi, içeri girsene. Kızılcık'tan haber var mı oğlum? Yok abi. Arkadaşlar arar. Belki telefon falan çekmeyebilir. Abi, biz bu avukatla uğraşacak mıyız böyle? Uğraşmaya başladık bile oğlum. Abi, biraz geri çekilsek, kaç cephe birden. Hem bu avukatla bizim zorumuz yok ya abi. Şöyle düşün Seyfi. Eski'nin namlı ağası Fransa'dan yegen ithal edip arazi tarla tapan işine giriyor. He? Kızı avukat olup bozoklu kooperatifçi muhtarın davasını alıyor. Bu arada da askerlerden biriyle fingirdi. Çekilirsek ne olur sence? Sen daha iyi bilirsen abi. Çekilirsek bir daha bizi kimse takmaz. Tamirciysen arızadan ekmek yersin. Kasapsan kandan ekmek yersin. Necla dağda kalacak. Etem elimin altında kalacak. O ağası zurnanın son deliği olarak kalacak. Avukat kızımız da evinde, odasında dantel işleyip hülyalara dalacak. Aksi demez. Ben çekilmem. Anladın? Ya Erro? Ya Merro.
Ha? Yok olun lan öküzler. O herifi de yok edin. Yoksa ben sizi yok ederim. Abi olmamış. Ne olmamış Seyfi? Yani o herif çıkmış abi. Hangi herif oğlum? Ne değilsen? Hani şu asker olan, uzman, kızın karı. Hemen Necla'ya haber sal. Hızlı olsun. Tamam. Bu işi bizzat ben çözeceğim. Anlaşıldı. Tanrımız hamdolsun. Tanrımız hamdolsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Hadi afiyet olsun. Hadi. Sağ ol. Oğlum şu düştüğümüz hale bak ya. Komutanlar görse var ya. Fena. Vallahi yemek duasını yediğinize benzettiniz. Pıs 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 pıs. Böyle yemek duası mı olur arkadaş ya? E görmüyor musun sen? Uyuyor yavrucak. Ya arkadaşlar, buna mücbir sebep denir. Yani bir şey çık olmaz. Bugünlük de böyle olmayasın. Hadi. Uyuyor değil mi hocam? Uyuy uyuy. Melek gibi maşallah. Oğlum sen ye yemeğini. Uyanacak o herif şimdi. Ha, ye ye. Hem de sen iki porsiyon ye. Emziklisin ya sen. Ha 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 ha. Komik. Ya Sait. Eğer kızmazsan sana bir şey soracağım. Gülüm, sen nöbete gittiğinde memişlerin böyle sızlıyor mu? Hayır ama analar emzirmeyince öyle olurmuş ya o bak. Dede, hakikaten iğrençsin ya. Sen sus lan. Hava almış ton balığı konserve seni. Ulan, ulan yok be. Yemekteyiz ulan, yemekteyiz. Ulan Allah affetsin seni inşallah. Ya hoca Allah'ını seversin. Sen de insanda iki gram böyle sosyal faaliyet bırakmadın ya. Ne var şurada iki lafın belini kırsak azıcık eğlensek. Ulan Allah seni de affetsin inşallah. Ya işte uyandırdınız işte bebiş ya. Oy, bir konuşup durursunuz ya. Of. Ya ne indireceğiz şimdi ona biz? No desin kardeşim da bizim gibi. Onu ya bebek no diyelim ya. Yer onu TRT gel ye. Aferin Poyraz'ın anneleri. Anneler günde hepinize öpücük. Yürü lan. Öyle ya Rabbim ya. Gel. Manyak dediğimiz şey. Önce bu ton balık. Sonra katır, sonra bebek. Karizma nerede yok. Hadi bakalım. Giriyoruz sınavdan. Sen bekle oğlum. Ana, baba, durumu nasıl? Ne bileyim kızım, bir çare aldılar. Doktorun biri girip biri çıkıyor. Bilmiyorum. Doktor, ben doktora sorarım. Doktor hanım. Aldın mı böyle çıkıyor işte. Çin malı adam. Tipe bak hele. Sağ ol. Şşş,
Eski. Sen ananı babanı görüyor musun? Görüyorum. İzinlerde fırsat buldukça. Olan anan oğluyum. Zaten olan hep anaları oluyor. Kurban ettim ben. Hazır olduk kumandan. Hazırım ben. Necla, planlama, hazırlık falan. Bir araçla iki hıyar bulacaksın Bakır. Bu kadar zor mu bu? Esas adam Rıza'nın yanında zaten. Aylardır eğitiyoruz herifi. Bugün işe yaramayacaksa ne zaman yarayacak? Tamam. Ne zaman? Yarın. Yarın değilse de öbür gün. Ne? Sabah aynı hattan görüşelim. Şefik! Söylediğim adam için hazır olun. Rıza ile halledin. Tamam. Sen iyice kafayı sıyırdın ya. Hadi bakalım. Hepimizin başını yakacaksın. Akılsız karı. Kangren oldun Necla. Sen kesilmezsen hepimiz gebereceğiz. Keseceğim seni Necla. Herkese geçmiş olsun tekrar. Nihan, kendini harap etme artık. Bak gördün mü? Babanın en kötü kısmını atlattı. İnşallah. Sen içeri artık. Üşüme. Osman, dikkat et kendine olur mu? Ne olur dikkat et. Meraklanma. Mezarımı kazın bre dostlar. Benden aşağı. Baban iyileşecek. Duydun mu? Bir sürü dava dosyan olacak. O dosyaların içerisinde kaybolacaksın. Birlikte el ele o dantik çarşının içerisinde yürüyeceğiz. Seni sevdiğimi söyleyeceğim. Karşıma çıkan herkese ben bu Kürt kızını seviyorum diyeceğim. Duydun mu? Üzme kendini. Her şey çok güzel olacak. O gözlerin, o güzel gözlerin bulutlanmasın artık. Aman, ölüm salim ölüm, üç gün ara ver. Müdürüm, bir çay içseydiniz ya. O kadar yoldan geldiniz. Yok, sağ olun. Biz bir an önce gidelim. Taner, Barbaros nerede? İçeride komutanım, Mahmut hazırlıyor. Barbaros da kim? Başçavuşum. Ya bizim çocuklar isim taktılar da ha. Saçları kızıl ya. Hadi ulan ne beklediysiniz devletin memurunu ya? Yavrum, gideyim misin? Komutanım. Bizi unutmayın mı?
Çok yakıştı be. Çak. Hadi koçum selametle. Sütü var. İyice kaynatılıp soğutuldu. Peki. Bezini bizim çarşaflardan kesip yaptıydık ama lazım olur muydu hanımefendi? Yok. Gerekli olan her şey arabada var. Öyle mi? Abi orada. Öyle ama. Sol ayağının altında bu gıdı kalır. Haberiniz olsun. Neyse sizin bilginiz olsun. Koruma çıksa mıydık? Vakitli diyeydin ya dur Ali başçavuşa. Yahu biz niye gönderdik Barbaros'u arkadaş ya? Ya ne yapsaydık Muharrem? Olur mu işe ya? Nasılsa gelmeyecek hocam. Ne olacak Allah sen? Üç gün erken gelsin ne var yani? Komutanım. Bir yanlışlık olmasın ama ya ben zimmet tarihini 2008 diye hatırlıyorum. 2008? Şu alt raftakilere baksana Osman. Hah. Ne oldu başçavuşum ya? Gönderdiniz mi ufaklığı? Gitti Asteğmen Hanım gitti. Bizim uşaklara baksana arkasından bakıyorlar hala. Ula ben var ya Osman. Ha böyle Muğla, Antalya taraflarına gidip plaj jandarması olacağım arkadaş. Çekeceğim böyle tiril tiril gömlekleri, aldığına da bir tane şort. Onlar şort mu giydi ya? Ne oldu ya? Sen yine bir şey bozulmuşsun. Ne olmadı ki hastayım benim ya? Takka başı vukuat, çatışma. Peşinden bir tane bebek dağın başında dadı gibi. Ondan sonra manyak bir tane katır. Ondan daha manyak bir tane don balığı. Bu ne ya? Aha buyur işte. La sen niye getirdin çayları? Çaycı nerede? O biraz fena oldu da komutanım Barbaros gidince. Barbaros gidince mi? Evet komutanım. Hepimizi etkiledi malum. Psikolojimiz alt üst oldu. Komando bölüğü de Türkan Şoray filmi. Etkilenmişmiş dibe bak. Çık ula. Emredersiniz komutanım. Çıkartalım artık.
layık ne baygın. Bu işin sırrı da bu Rıza. Ne zaman hazır olur? Az kaldı az. İş rafine olacak Rıza. Ben yalap şalap hiç sevmiyorum. Rafine olacak. Benzinme yemeyecek miydik ha? Fatma az önce yedik ya kız. Ama ne bileyim ben acıktım gibi geldi. Bezdirme diyor, duydun mu? Ne diyecektim kız? Şunca yılın bezdirmesine şerafetli mi diyecektik? Fatma, vallahi bu çeneyle senin yerine olsam televizyona çıkardım. He, o kaynana gibi değil mi? Neydi kız? Evet, vallahi bu hazır cevaplıkla kırar geçirirdin ortalığı. Her şeyin bir adı var değil mi? Yok mu? Geçen de Zeliha... Krep mi rep pişirdim diye gelmez mi? Neyzem krep krep. Neymiş o diye tabağa baktım. Akıtma kız, bildiğin akıtma. Her şeyin adını anandan nasıl duyduysan öyle söyleyeceksin. Arpa leşmeyin bakayım. Oo, oh, mis gibi kokuyor, mis gibi. Valla kokular sokaklara kadar yayılmış. Bereketli olsun komşular, bereketli olsun. Hoş geldin. Ne o Fatma? Sen erken başlamışsın derse. Acıkmasan eve geleceğin yok maşallah. Ne yapayım canım? Bir iki et yavla atı verdik işte. Utanmıyorsun değil mi bu yaşta tavla mavla oynamaya? Kırardın herif sen, kırardın. Ayıp, ayıp. Ne diyorsun ya? Kumar diye bir şey değil bu ya. Aa. Yarın ruzu mahşerde o zar tutan ellerine zebaniler böyle böyle vura vura edecekler, vura vura edecekler. İyi. Sen de anlacıma geçip seyrediver gari. Onlar kötüyü bastıkça senin de için erir değil mi? Ayıp, ayıp. Fatma. He? Şuradan bir kumpil atı verdi, yiyiverim he. Yok sana Allah'ımın kumarbazı. Ya duyan da esas sanacak ya. Allah Allah. Ya Fatma tavla diyorum ya, tavla. Vallahi billahi ya. Katiyen kumar falan değil. Ben yapı veririm sana İbrahim amca. Oh iyi iyi. Eşref amama da götür. Yeme öyle kendin kendin. Ver bakayım. Ah Osman olacaktı. Kıymalı ıspanaklı. Bayılırdı oğlum, bayılırdı. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne ha? Kızım bir yudum su ver. Vereyim baba. Doktor iyi haberler verdi baba. Birkaç gün içinde evdeyiz. İnşallah. Petem nerede? Yolladım çocuk. Dinlensin biraz. Peki. Demek bizim kalbimiz de su koyuverdi ha? Kavanozluk bir dünya. Bırak şimdi kavanozu filan. Dinlen biraz. Hadi. Yine dinleyen kızım. Kalbin ne diyorsa tutacaksın. Sözünden çıkmayacaksın. Taşıyamıyorsan, ben askerlerle taşırım.
En son bir sandık alırsın böyle işte. Yalanlar. Anladı? Tamam. Arkadaş kim? Sen esas adam nerede? Ha, o çocuğu hasta olmuş, gelemedi. Ben de bu topalı aldım işte. Hiç yoktan yardım yoldum diye. Tamam, geçin. Sağ olasın. Hop hop! Dur bakalım, dur. Hayırdır komutanım, çavuşum? Ya yine mi lahana abi ya? Babacığım, bu memleketin bütün lahanasını biz mi yiyeceğiz ya? Ya çavuşum, askeriyenin komutanı ne isterse onu getireyim işte. Ne yapalım? Doğru. Geç hadi, geç. Sağ olasın. Yaktın bizi valla. Henüz yanmadın. Bekle. Kolay gelsin çocuklar. Hey Muharrem. Var mı yeni bir şeyler? Ya vallahi mahcup oluyorum komutanım ya. Geçen gün hasta yemeğini okumuşsun ama. Ya o ben, aslında ben o geldiğinde çok... Muharrem, nazlanma. Ya bizim bu Barbaros var ya. Hı. Ben onun için ufak bir şeyler çiziktirdiydim yani Naci sana. Eğer arzu ederseniz... Muharrem, oku. Emredersin komutanım. Aslanım. Az biraz daha koy bakalım şu çorbadan. Seyfi. Oğlum bitiremedin mi hala şu çorbayı? He? Yuh olsun sana ya. Yiyorum abi, sağ ol. Oğlum paça da esaslı paça olmuş ha. Beğenmedin mi yoksa, ne oldu? Yiyorum abi, sağ ol. Bak, ana kuzuları orada sabah akşam lahanaya talim ediyorlar. Sen burada öyle hani böyle böyle mis gibi çorbayı beğenmiyorsun, bitirmiyorsun. Nankörlük etme, bitir o çorbayı. He? Şimdi onlara böyle zehir gibi bol acılı ateş gibi bir kapuska pişiyor ki. Ah. Altını bezledik nevresim ile. Barbaros köyüne güle güle git. Alnına yazılmış dolmamış çilen. Var yeni evine güle güle git. Poyraz timi tekmil hep senin dostun. Barkamıza işedin, pançoya kustun. Gün geçer, bakarsın, 20'ye bastın. Askere, düğüne, güle güle git. Muharrem muhabbeti sakın soğutma. Hak'tan ayrı düşüp batılı tutma. Vatan bir, bayrak bir, bunu unutma. Doğruca yoluna güle güle git. Vay be. Yani ben nacizane bazen komutanım böyle... Seni de mi yiyor komutanım? Buyur şimdi. Niye ya? Ne güzel söyledi işte çocuk. Ya söylemesine söylüyor da komutan. Bu üfürüyor. Vallahi kitaplardan çalıyor, bize kakalamaya çalışıyor. Ya Allah insanı kuru iftiradan sakınsın, korusun arkadaş ya. Ya bırak arkadaş ya. Komutanım. Adam kitabına şiir yazmış. Sonunda da diyor ki işte Muzaffer der ki neyin de nesi var? O oradaki Muzaffer'i alıyor.
yerine mahrem koyuyor. Sonra da diyor ki, G3'ü gözüne sokarım dağlar deyip bize yutturmaya çalışıyor. Yani komutanım, şunun şu tezviratına şurada müsaade ediyorsunuz ya, lütfen yani. Vay 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 vay. Tezvirat ne ulan? Tezvirat? Evet. Tezvirat, şimdi bir insanın tezviratı. Beklemedeyiz. Örneğin, örneğin mesela Mahmut. Ya bırak ya. Komutanım ne şiiri ne kitap ya. Bu daha temizatın ne olduğunu bilmiyor. Ya kötü bir şey işte ya. Muharrem. Git şu adama şiir oku. Üç tane. Komutanım. Muharrem. İstemese de oku. Yürü. Oğlum bu Osman Kanat var ya, vallahi ecinli ha. Ya kardeşim ecinli falan da ben bu adama şimdi gidip niye şiir okuyorum ya? Niye ben kendi sanatımı böyle bir adama icra edeyim ki ya? Bak bak bak, hadi hadi yürü. Neşet babadan olabilir. Kendi yazdıklarım var. Üç tane istekte bulunabilirsin. Sen daha yakışıklısın. Anlayalım bakalım şu ayağı ne zaman iyileşti. Ama şöyle bir rahat dur, şöyle bir buyur keyfin çıkarlasak, tamam mı? Bak şimdi. Havalar, havalar. Ya hadi oku da geç gitsin oğlum ya. Biz her gün çekiyoruz bu işkenceyi. Kardeş, bu arkadaş şimdi sana çalıntı malıntı. Bir tane şiir okuyacak, yapacak bir şey yok komutanın emri. Komutanım mı? Bizi sen ok! Yaşasın! Dur. Bu karakola nizamiyeden giren, nizamiyeden çıkar. Tamam. Yok öyle. Tamam komutan. Yürü. Benim bir suçum yok. Yürü. Ya tamam komutanım. Osman'a aferin. Çok iyi dikkat etmişsin adamın durumuna. Şimdi komutanım, adam aksayarak gidip normal dönünce hissiyat işte. Mayın dedektörü gibidir komutanım o. Müdahale biçimi riskli olmuş ama işe yaramış sonuçta. Komutanım, doğrudan müdahale olsa can kaybı yaşanabilirdi. Doğru. Arama tarama sonuçlandı mı Hakan? Evet komutanım. Tamam, şimdi bunların çapraz sorgusu, tahkikatı bitene kadar hiçbir şeyden emin olamayız. O yüzden teyakkuz durumunda kalın, çok çok dikkatli olun.
Emir Hanım sensin komutanım. Abi. Abi şunlar. Ha bir de anam için ortopedik boyunluk alsana. Kadınca sandalyede uyuyor uyuyor perişan oldu ya. İyi tamam. Ortopedik boyunluk başka? Evet, başka bir şey yok. İyi tamam ulaşırız. Tamam hadi. Kalafat amca. Buyur Nihan hanım. Ya Deniz'i istiyor ya. Sana zahmet onu da getirsene. Başım gözüm üstüne. Derhal getireceğim. Yöneteceksin değil. Senin doğanda var doğanda. Bir şey yönettiğim yok Berat. Yani sadece babam hasta ve abime ilaç siparişi verdim o kadar. Normal bir durum yani. Ya ne öyle ki de bir bana bakıp hani şu Afrika'da zebra seyredip de kameraya anlatan belgeselciler gibi yapıyor. Biz ona antilop desek, zarif bir antilop. Ya Berat sen ne yapıyorsun ki burada? Ya sen git bence bekleme ha. Ha hadi. Yeme öyle tuzlu tuzlu. Dokunur diyor doktorlar. Duymadın mı? Ucacık gönlü be Fatma. Tansiyon mansiyon diyorlar. İş açma benim başıma İbrahim. Ya ben bu ciğerye boşlayınca benim gırtlağı vurdu galiba Fatma. Ama sen de adını deliye koydun, gıçını çalıya koydun. Her zaman aynı bahane. Neymiş? Ciğerayı boşlayıyormuş. Ben seni içerken ki halini de bilirim. Bir de bu çene tansiyona zararlı diyorlar ama ne içine? Git hadi. Bakalım. Kapı fırıyor. Oo Cadere oğlum hoş geldin. İbrahim amca şey... Ha söyle bakayım ne? Pelivan doktor sizi çağırıyor. Hayırdır? Eşref babam ölmüş Fatma. Eşref babam ölmüş. Mahmut, peşimden ayrılma. Emredersiniz komutanım. İlk önce şu mevzilere bir bakalım. Sonra etrafı kontrol ederiz. Sen yine uyandın komutanım. Burada sadece uyulananlar hayatta kalıyor Mahmut. İyi Mehmet Erasker. Sağ ol komutanım. Yasin ve'l-Kur'anil
الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون تيزا سهل بس لقد حق القول على إنسانهم فهم لا يؤمنون Ben şimdi burada önümü koyuverip iyice bir ağlamaz mıydım? Ama ne edeceksin kızım? Önce babam kızardı. Sen cahiliye kadın mısın? Ne ağlayıp paralarsın üstünü başını avanak derdi bana. Ama Allah biliyor ya. Boğazımı halat dövme gibi. Sadakallahü'l-Azim. Abi yine haber var. Alayım. He. Ha. Abi adamların ikisi de yakalanmış. Üstelik canlı. Senin canı sağ olsun oğlum. Ötseler ötseler Rıza'ya kadar öterler. E o da 3-5 sene bu dava için içeride kalacak tabii. Ama abi... Gün doğmadan neler doğar oğlum. Sabaha kadar ne kestaneler pişer. Kesme umudu. Hadi ver şu telefonu da evimize geç kalmayak ha. Efendi efendi gidelim. Tamam abi. Çoktur açık ya komutanım. Ya öyle oldu Mahmut. Artık bir çayını içeriz. Lafım olur komutanım. Hemen getireyim. Komutanım telefondan istiyorlar sizi. Tamam geliyorum. Uzman jandarma Kanat. Kanat. Dikkatli dinle beni. Kimsin sen? Ya peşrevi geç. Dinle beni. Sana bir bilgi. Saat şu anda 6:10 var diyelim. Sen beni anlayıp telefonu kapatana kadar 2 dakika daha geçecek. Kalacak 8 dakika. Ne diyorsun sen be? Bugün intihar bombacısını yakaladın değil mi? Sana da gel. Ama o bombacıyı sana yollayan irade bütün yumurtalar aynı sepete koymuyor. Malum. Yani? Yani aramanı taramanı iyi yaptın. İyice baktın etrafa. Kimsin sen? Sevmem. Bunu bil. Ama... Ama ne? Ama seni sevmeyen biri daha var. Ve ben bunun tedavülden kalkmasını istiyorum. Anladın? Ayak altından çekilmesini istiyorum. Evet. Söylediğim gibi. 8 dakikan var. Yürüsü sona kalmış. Ha. Malı bulursan iade edeceğin kişiyi de tanıyorsun aslında. Hepimize lazım. Değil mi? Kontrollüdür bu. Kontrollüdür hava. Biz ne yapıyoruz ya? Mahmut, bana çağırdı mı? Aradık ya komutanım, didik didik aradık. Malzemeler? Aradık komutanım, hepsi sebzeydi. Ula bunlar böyle bir negosiyle bunlar akşam akşam ya.
Çabuk çık dışarı. Çık dışarı çabuk. Zahmet dışarı çıkınca emniyet alın. Emniyet alın da kimseye buraya yaklaştırmayın. Çabuk. Emersiniz komutanım. Çabuk koş koş. Mahmut. Saat kaç? 6'ya yaklaşıyor komutan. Ne demek 6'ya yaklaşıyor? Saat tam olarak kaç? Tam olarak 6'ya birkaç dakika var komutan. Mahmut, adamın sinirlendi mi? Kaç dakika var? Komutan, bendeyim. 3, sende 2. Mahmut, 3 mü 2 mi? Komutanım, ben sana tam olarak bilgi veremiyorum ki. Bu Çin malı olduğu için bana tam olarak dakikayı söylemiyor. Ya komutanım, ne oluyor? Senin ne işin var burada Mahmut? Ha? Sen dedin ya komutan benim peşimden ayrılma diye. Mahmut, çık dışarı. Yok, ben iyiyim böyle. Mahmut çık dışarı. Ya yeşil tuttum bir Allah. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Şart olsun olmaz. Mahmut, askerlikte şart falan yoktur oğlum. O yüzden hemen dışarı çıkıyorsun. Hemen! Dışarı atmaya yetişemeyiz değil mi komutanım? Hangisini keseceğiz? Ya bu çok saçma komutan, bilmiyorum ki. Mahmut salla bir şeyler, söyle işte. Kırmızı. Kırmızı, kırmızı. Emin misin? Yok değilim. Ama bizim bir Sermet abi vardı sanayide. Kırtma ulan Sermet abinden. Söyle bir şey. Sarı. Yok 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 komutan. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Yok komutan, sarı benim son kararım. Sarı, sarı kablo. Bismillah. Aa, kırmızı. Ben de verdim sana komutan en baştan ben kırmızı diye. Mahmut, Sermet abi kim lan? Otel elektrikçi. Ne? Bizim sanayide biz... Öyle gülme komutan. Bizim sanayide bir Sermet abimiz vardı. O derdi ki... Akımı sarıda arama. Voltaj mı lazım oldu sana? Gel kırmızıya. Sapıksın oğlum sen. Ama ne gülüyorsun komutan? Vallahi düşündüm bunu o ara. Dedim ki, bunu dedim bize gönderen lavuk bu bilgiyi bizim bildiğimizi bildiği için o akımı sarıyı bağlayamadı. Niye? Niye o zaman karıştı komutan? Mahmut, ver şu çayı ver. Ya ben bunu sana vermem komutan. Soğudu, yenisini getireyim. Ya bir daha komutan. Ben çok korktum ya.
Raporun? Fiyasko Eval. %100 fiyasko. Ne diyorsun sen? Ben sana söyledim Eval. Uyarılarımı dikkate almış olsaydın bunların hiçbiri... Şesik! Saçmalama. Manga da olsa komutanlık sorumluluk ister. Öyle elçiye gidip bir adamla iş tutamam. Çizmeyi aşmayacaksın. Çizmeyi botu herkes görecek Necla. Herkes. Dikkat! Afiyet olsun. Sağ ol. Buyurun arkadaşlar. Yok abi ya. Biz de bu savcıya da bu karakola bir oda ayarlayalım da adam burada yatsın kaçsın. Zaten buradan çıktığı yok dakika başı hukukat. Allah'tan Osman'ın istihbaratı sağlam. Bundan da yırttık. Hey havası değmenim ya. Yoksa Allah muhafaza böyle havai fişek gibi... Aha. Ulan Saffet. Bu ne ulan? Yemek komutanım. Bunu nasıl yiyecek ulan? C4 dolması yer gibi. Lahanaya da tehdit önceliği vermemiz gerek ha Osman. Neyse komutanım. En azından nohut hala sağlam. Karat komutanım telefon. Babanız arıyor. İzninizle komutanım. Bir an korktum başçavuşum ha. Yine çocuğu küpeli mi arıyor diye. Yok hastayım benim ya. O karının kontörü bitti. Baksana sesi soluğu çıkmıyor. Babam. Osman. Oğlum. Baba duyuyorum seni. Baba duyuyorum. Söyle. Oğlum. Hüküm Allah'ın oğlum. Hüküm Allah'ın. Başıma sağ olsun. Sana söylemeyecektim ama... Bilmen daha iyi olur diye şey ettim. Baba. Ne oluyor ya? Eşref deden... Özledin mi? He? Dedi özledin de mi geldin? Sen yokken ev soğuk oluyor dede. Aman, 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 aman. Dayanamam ben kızım. Patatesime mesul oluyorum o şunun böyle büyük büyük laflar edişine. O bize hediye durmuşlar ya. Bizim hediyemizdir. El hak öyle, el hak. Yarın çıkıyoruz babacığım. Yarın inşallah taburcuyuz. Ya. Kızım senin muhakemen falan var mıydı? Kaldın buralarda. Ya baba aşk olsun ya. Zaten biz sinek ağlıyoruz. Hem sen düşünme bunları. Kız babacığım gel. Hoppala. Ah. Başınız sağ olsun. Sağ ol Mahmut. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun ki... Neyse. Ben güzel konuşayım, beceremiyorum ya. Benden bir emrin var mı komutanım? Var. Ben gelene kadar sakın başını belaya sokma. Vallahi sen gelene kadar silahlık nöbetsiz tutacağım komutan. Ya başlamışım. Seni böyle sivillerle görünce bir tuhaf oldum ha. Vallahi ben de bir tuhaf oldum hastayım benim. Pijama bile başka geliyor insana ya. 13 yaşında giydik abi yeşillere de hastayım benim. Doğru.
İyi ettin ama iyi ettin. Ben de bir çıkayım dışarıya. Hem Osman'ı uğurlarım hem de bir insan içine karışmış olurum. Hadi Osman. Osman. Tekrar başın sağ olsun kardeşim. Sağ salim git gel. Sağ olun komutanım. Ha, o çılgın annene de selam söyle ya. Ama ellerinden öpüyoruz, saygıda kusur etmeyelim. Baş üstüne. Oyar vallahi oyar. Ha, komutanım. Şu bizim emaneti de alsak mı yanımıza? Alalım mı lan? Onlardan korkan davul olsun. Mahmut! Mahmut! Emret komutanım! Bizim hazırladığımız bir hediye vardı. Getir bakalım. Emredersiniz komutanım! Randevumuz var canımın içi. Kaç bakayım. Çok yedişir bundan. Ardanı da hayvanlara veririk. Bize bir daha bir şey göndermek istersen PDT'yi kullan. Anladın mı? Ne dediğinizi anlamıyorum. Resmi olarak suçlanıyorsan bileyim. Yoksa hemen çıkın. Ulan bizim içimiz dışımız zaten olmuş resmiyet. Şurada iki dakika muhabbet edelim dedik ya. Ayıp vallahi ya. Ha? Mevsimi kesus ha, hıyarda yolladık. Eyvallah. Tuttuğunun farkında mısın? Çakal! Açılan ağzını. Açılan ağzını! Aç! Sarı basarım buradan kaçak mazotu. Çık panalı tankere dönersin. Anladın mı lan? İt! Ararsın beni de gelme. Ararım ararım merak etme. Hadi hoşça kal. Ha Nihan. Kendine dikkat et olur mu? İyi yolculuklar. Nihan. Kariyerin henüz başındasın. Sence bu doğru mu? Ne? Bak. Bu işlerde en önemli şey çevredir.
çevren mümkün olduğunca seskin olacak ki sen de. Berat, ne yaparsan yap ama sakın bana hocalık yapma. Ya tamam, tamam da parkası lekeli, gariban bir adam. Ne ödüğü belirsiz. Yani şimdi sen bunlarla nasıl? Parka lekeli. Ama en azından içinde adam var. Kıza haber verdin mi ona? Merak etmesin sonra. Konuştuk komutanım, konuştuk. İyi, iyi. Osman dikkat et kendine aslanım. Tamam komutanım. Haydi selametle. Şşş, bana bak. Gelirken şu sizin külü lokumlardan getirmeyi unutma ha. Tamam komutanım. Bir lokumdur gidiyor ya. Hadi bakalım. Bir kar yağar ince ince. Bir kar yağar ince ince. Komandonun halini ince. Komandonun halini ince. Bir operasyon var bu gece. Bir operasyon var bu gece. Vur jandarma komando. Vur jandarma komando. Vur vur dağcı komando. Ya Kadife'm. Kusura bakma. Bugün biraz fazla kaşe aldık ama. Hani cildin tahriş olacak diye de korkuyorum. Allah. Vur jandarma komando. Vur jandarma komando. Hani şunu yapmasak. Şu koşu meselesi var ya. Hani kaytarıyoruz biraz be. Sen halden anlarsın. Gözünü seveyim idare et. Geldik uyan. Uyumuşuz be. Dün biri canlı biri cansız iki bombayla uğraşınca böyle oldu. Bir iki dakika durabilir miyiz? Tamam abi. İyiyim sağ ol.
Ben... Siz kaybolunca çok korktum. İbrahim amca, sen... Sen... Ben hep seni düşündüm. Yani... Kaybolunca... Dağda. Orada oluyor öyle şeyler. Şimdi buradayız işte. Kapatmak. Anan kör olsa seni tanımaz mı kuzum? Osman'ım, yavrum! 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 Ben senin kokunu ta Fizanlardan Yusuf Aleyhisselam gibi almaz mıyım Osman'ım? Osman'ım! Yavrum! Kuzum! Nasılsın anam? Nasıl olalım Osman'ım? Dedeni yolcu ettik. Ağzımız zehir gibi. Yetişemedim. Başım sağ olsun. O gitti. Biz de varacağız Osman. Allah ondan razı olsun. Helvasını döküyorum ya. Kaşığı her çevir şimdi. Dua ediyorum ona Osman'ım. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın yavrum. Nur içinde yatsın. Yatsın kuzum benim, kuzum. Baban geldi. Baban geldi Osman. Baban geldi.